vektörde olan protezin yüzeyi ya düz oluyor ya pürtüklü oluyor. Başlıca iki çeşit meme protezi var yüzey şekillerine göre. Genelde düz yüzeyli olan meme protezini kas altı uygulamalarda kullanıyoruz. Pürtüklü olan meme protezi ise kas altı veya kas üstü kullanabiliriz. Neden pürtüklü meme protezi var? Biliyorsunuz meme protezi uygulamalarından sonra görülebilecek en önemli komplikasyon, yani yan etkilerinden biri memede aşırı derecede kontraktür oluşması protezin konulduğu yerde. İşte pürtüklü olan bu meme protezi bu tür komplikasyonu ortadan kaldırılıyor. Bu yüzden genelde benim ve diğer plastik cerrahların uyguladığı meme protezi pürtüklü olan meme protezidir.